Merhaba Hatice ile Örü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle rakumbere öreceğiz. Hatırlarsınız bu berenin daha önce atkısını örmüştük. Şimdi de beresini öreceğiz. Güzel bir takım yapacağız. Beremizi örmek için orta kalınlıkta bir tane ipe ihtiyacım var. Ve yanı süslemek amacıyla da siyah ve beyaz ip kullanacağım. Beremizi örerken 3,5 ve 4 numara şiş kullanıyoruz. Şöyle alt kısmını 3,5 numara şişle, üst kısmını da 4 numara şişle öreceğiz. Şu lastik kısmının daha dar olması için ince şişle örüyorum. Beremizi 85 ilmek olarak başlıyoruz. 85 ilmeğimizi burada 12 sıra çift lastik olarak ördüm. Şurada siyah ve beyaz olarak yaptım. Süsleme amacıyla yaptım. İsterseniz burayı siz düz renk olarak da yapabilirsiniz. 12 sıra lastiğimizi ördükten sonra 4 numara şişe geçiyoruz. Kenarda 40 ilmeği haraş olarak, gri haraş olarak örüyorum. Orta kısımda 5 ilmeğimi siyah olarak haraşa örüyorum burun için. Ve kenarda da yine 40 ilmeğimi haraş olarak görüyorum. Rakunun yüzü için şuradan birer ilmek olarak başlıyorum. Her sırada birer ilmek yüzünü çoğaltarak devam ettim. Bu şekilde rakunumuzun yüzünü yaptık. Şuradan yüzünden itibaren de 10 diş haraşo, yani 20 sıra ördüm ve tepe kısmını daraltmaya başladım. Bunu da ayrıntılı bir şekilde videoda göstereceğim sizlere. Şimdi beremizin yapılışına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Beremizi örmek için gri, siyah ve beyaz iplerim var. 3,5 ve 4 numaralı şişlerim var. Şimdi neden 2 tane şişim var? Önce onu açıklayayım. Beremizin lastik kısmını 3,5 numara şişle öreceğim. Üst kısmını da 4 numara şişle öreceğim. Lastik kısmının biraz daha sık olmasını istiyorum. O yüzden 3,5 numara şişle öreceğim. Siyah ipimi aldım. Her zamanki ben alt başlama ipini iki katlı olarak ayarladım. Sol işaret parmağımın üzerine aldım. 3,5 numara şişimin üzerine ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bir tane düz olarak attım. Bir tane de arka taraftan ters olarak. Bir tane ön taraftan düz. Bir tane de arka taraftan ters. Tekrar bir tane düz. Bir tane de arka taraftan ters olarak. Bu şekilde siyah ipimle 85 ilmek olarak başlayacağım atkıma. Bu şekilde başlamayı bilmiyorsanız düz de başlayabilirsiniz. Çok da sorun değil. Sadece başlaması daha güzel durduğu için ben bu şekilde başlıyorum. Bir tane arka taraftan ters, bir tane de ön taraftan düz. Bu şekilde 85 ilmek olarak başlayalım atkımıza. Beş ilmeğimi başladım. Şöyle şişimin bir tanesini çıkarttım. Hemen iki ters, iki düz olarak çift lastik örmeye başladım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi arkaya attım. İki ilmek düz. İpi öne aldım. İki ilmek ters. Tekrar ipi arkaya attım. İki ilmek de düz. Bu şekilde beremizin ilk sırasını siyah ipimizle 2 sıra 2 düz, 2 ters olarak örelim. Siyah ipimle 2 ters, 2 düz olarak bir sıra çift lastik ördüm. Şimdi hemen burada kenardan beyaz ipimi ekledim. Siyah ipim de duruyor. Daha siyah ipimizle işimiz bitmedi. Kenardan beyaz ipimizle 3 tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Şöyle 85 ilmek başladığım için en son kenarda 3 tane ters var burada. 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 düz. 2 ters olarak. Beyaz ipimizle de 2 sıra çift lastik olarak örelim. Beyaz ipimle de 2 sıra lastik olarak ördüm. Şimdi tekrar siyah ipime geçtim. 2 sıra da siyah ipimle öreceğim. Bu şekilde beremizin uç kısmında süsleme yaparak devam edeceğim.
Yine aynı şekilde iki ters, iki düz olarak siyah ipimle iki sıra olarak örüyorum. İpimi de iki sıra lastik olarak ördüm. Buradan siyah ipimi kestim artık. Siyah ipimizle işimiz bitti. Bundan sonra beyaz ipimizle lastik örmeye devam edeceğiz. Yine burada kenarda 3 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Sonraki ilmekler 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 düz, 2 ters. Bu şekilde beyaz ipimizle lastik örmeye devam edeceğiz. Toplamda beremizin lastiğini 14 sıra olarak örelim. Beremizi 12 sıra çift lastik olarak ördük. Şimdi haraşo örgüye geçiyoruz. Gri ipimize geçeceğiz bu arada. Şimdi 85 tane ilmeğim var. Burada 40 ilmeğimi gri ipimle haraşo olarak öreceğim. Orta kısımda 5 ilmeğimi siyah ipimle haraşo olarak öreceğim. Yine kenarda da 40 ilmeğimi gri ipimle haraşo olarak öreceğim. Rakun yapımına başlıyoruz. Bu arada 4 numaralı şişe geçiyorum. Lastiği 3,5 ile ördüm. Üst kısmını 4 numaralı şişle öreceğim. Burada kenarda gri ipimle 40 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Kırk ilmeğimi ördüm. Burada hemen siyah ipimi ekliyorum orta kısımda. Tam ortada 5 ilmeğimi siyah ipimle haraşo olarak örüyorum. Burası rakunun burnu olacak. 5 ilmeğimizi ördük. Sol şişimizde 40 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Gri ipimle buraya kadar ördüm geldim. Bir tane daha gri ip ekleyeceğim. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Buradaki gri ipi bu tarafa geçirmeyeceğiz. Şu orta kısım burun kısmı çoğalarak devam edecek. Hiç o yüzden hiç ipi atlatmayacağız. Buraya bir tane daha gri ip ekliyorum. Kenardaki 40 ilmeğimde bu ikinci gri ipimle öreceğim. Yine haraşo olarak örüyoruz gri ipimizle. Diğer gri ipim burada kaldı. Siyah da ortada kaldı. Döndük örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde kenarda burada 40 tane gri ilmeğim var. Onları yine haraşo olarak örüyorum. Orta kısımda 5 ilmeğimi siyah olarak örüyorum. Kenardaki 40 ilmeğimi de yine gri olarak haraşo olarak örüyorum. Şimdi rakunumuzun ikinci sırasındayız. Örgünün arka yüzündeyiz. Burada 40 tane gri ilmeğim var. 39 tanesini yine gri ipimle örüyorum. Yine haraşo olarak örüyoruz. Otuz ilmeğimi gri ipimle haraşo olarak ördüm. Burada bir tane gri ilmeğim kaldı. Şimdi buraya bir tane beyaz ip ekledik. Beyaz ipi eklediğim beyaz iple o bir tane gri ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. Bu rakunun yüzü olmaya başlayacak. Bir ilmek ördük, beyazı bıraktık. Buradan hemen siyah ipime geçiyorum. Şöyle bir şey yapın arkadaşlar. İplerinizi bırakırken mesela beyazı siyahın üzerinden geçirin. Siyah ipi de örerken beyazın üzerinden geçirin. İpler de orada kaynaşma olsun. Örgünüz ayrı durmasın. Tam orta kısımda burun için 5 tane ilmeğimi siyah olarak
örüyorum ve haraş olarak örüyorum arkadaşlar. Beş ilmeğimizi burun için haraş olarak ördük. CF'imi orada bıraktım. Şimdi buraya bir tane daha beyaz ip ekleyeceğim. Toplamda 5 tane iple öreceğiz. Burada hemen siyahın üzerine beyaz ipimi ekliyorum. Burada ilk gri ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Rakonun yüzü olacak bu. Burada 39 tane gri ilmeğim kaldı. Buradaki 39 ilmeği gri ipimle haraş olarak örüyorum. Şu orta kısımda ipler biraz çoğaldı ama arkadaşlar o güzel bir örnek olacak. Burada devam ediyorum. Gri ipimle 39 ilmeğimi haraş olarak örüyorum. Döndük örgün önyüzüne. Örgün önyüzüne hiçbir değişiklik yok. Yine 39 ilmek gri, bir tane beyaz, 5 ilmek siyah, bir tane beyaz, 39 ilmek gri. Şimdi ilmek sayısının değişikliklerini hep örgün arka yüzüne yapıyorum. Bakın şöyle bir kaynaşma oluyor. Onlar hep örgün arka yüzüne kalacak. Örgün ön yüzüne ne görüyorsanız o. Gri gördüğünüzü gri olarak haraş öreceksiniz. Beyaz gördüğünüzü beyaz haraşı. Siyah gördüğünüzde siyah ipinizi haraş olarak öreceksiniz. Örgün ön yüzüne hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Örgünün arka yüzündeyim ve 3. sıradayım. Şimdi 39 tane gri ilmeğim var. Burada 38 tanesini gri olarak örüyorum. Otuz sekiz ilmeğimi gri ördüm. Bir tane gri ilmeğim kaldı. Son gri ilmeğimi de beyaz olarak örüyorum. Yani burada 2 ilmek beyaz oldu. Buradaki beyaz ilmekleri kenarlara doğru çoğaltarak devam edeceğiz. 2 ilmeği beyaz olarak ördüm. Orta kısımda 15 tane siyah ilmeğim var. 5 ilmeğimi yine siyah ipimle örüyorum. O burun kısmı 5 ilmek olacak, hiç değişmeyecek. 5 tane ilmeğimizi siyah ipimizle ördük. İpleri bırakırken bakın bu şekilde bıraktım. Üzerine beyaz ipi aldım. Şimdi burada bir tane beyaz ilmeğim var. Buradaki ilmekler de iki tane olacak. Birinciyi beyaz olarak ördüm. Griden de bir ilmek beyaz olarak örüyorum. Burada 38 tane gri ilmek kaldı. Griler birer tane azalıyor. Beyazlar birer tane çoğalarak devam ediyor. Buradan gri ipimi aldım. 38 ilmeğimi haraş olarak örüyorum. Örgün ön yüzünde yine griler gri, beyazlar beyaz, siyahlar siyah olarak örülecek. Örgünün arka yüzündeyiz. Rakun için 4. sıramızı öreceğiz. Burada 38 tane gri ilmeğim var. 38 ilmeğin 37 tanesini gri ipimle haraş olarak örüyorum. Otuz yedi ilmeğimi gri ipimle ördüm. Burada bir tane gri ilmeğim kaldı. Bu gri ilmeği de beyaz olarak örüyoruz. Buradaki yanaklar, beyazlar 6 ilmek olana kadar çoğalacak. Burada 3 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Burası rakunun yanakları olacak. Şimdi burada orta kısımda, burun kısımda şöyle bir değişiklik yaptım. Siyah ipimi kestim. Siyah ipinin yerine gri ekledim. Bundan sonra ortadaki burun kısmı gri olarak devam edecek. Yine 5 ilmekle devam edecek. Tam ortadaki 5 tane siyah ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Buraya ayrı bir tane gri ip ekledim. 3 tane grimiz var şu anda. 5 ilmeği gri ipimle ördüm. Burada 2 tane beyaz var. Buradaki 2 beyazda 3 tane beyaz yapacağız. Yani kenardan bir gri daha beyaz olarak öreceğiz. Burada 37 tane gri ilmek kaldı. Kalan bu ilmeklerimizi gri ipimle haraş olarak örüyorum yine. Şimdi rakunumuzun yüzü bu şekilde devam edecek.
Buradaki 3 ilmek örgün arka yüzünde her seferinde birer ilmek çoğalarak devam edecek. Buradaki beyaz ilmekler 6 ilmek olacak. Ortası aynen burun kısmı bu şekilde 5 ilmekle devam edecek. Bakın bu sırada gri ipe geçtim. Gri ipimizle devam edeceğiz bundan sonra. Gri ipimizde 5 ilmek olarak burun kısmını devam ediyoruz. Burası da aynı şekilde her sırada örgün arka yüzünde birer ilmek çoğalarak devam edecek. Buradaki beyazlar 6 tane beyaz olana kadar çoğaltarak örelim. Rakunumuzun yüz kısmında 1 ilmekle başladığım beyaz ilmeklerimi 6 ilmek yaptım. Orta kısımda 5 ilmekle gri olarak burnuna devam ediyorum. Şimdi şöyle bir değişiklik yapacağız. Burada kenarda 34 tane gri ilmeğim var. 34 ilmeğin 33 tanesini yine gri ipimle haraşo olarak örüyorum. ...33 ilmeğimi gri olarak ördüm. Bir tane gri ilmeğim kaldı. 6 tane de beyaz ilmeğim var. Şimdi burada beyaz ipimi kestim. Beyaz ipin yerine siyah ip ekledim. Şimdi buradaki tek gri ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. 6 tane de beyaz ilmeğim var. Onları da siyah olarak örüyorum. Yani beyazın yerine siyah örmeye başlıyoruz. Yine kenardan birer ilmek çoğaltıyoruz. Renk değişikliği yaptık yanak kısmında. Burada 7 tane ilmeğimi siyah olarak ördüm. Orta kısımda 5 tane ilmeğimiz var burun için. Burun aynen gri olarak devam ediyor. 5 ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Burada da yanak için 6 tane beyaz ilmeğim var. Buradaki beyaz ipi de kestim. Onun yerine de siyah ekledim. Siyah ipimle 6 tane beyaz, bir tane de gri olmak üzere toplamda 7 ilmeğimi siyah olarak örüyorum. Yedi ilmeği siyah ördük. Yani yanaklara siyah olarak devam edeceğiz bundan sonra. Şimdi 7 tane siyah ilmeğimiz var. Yine aynı şekilde örgün arka yüzüne birer tane ilmek gri ilmeklerden ekleyerek devam edeceğiz. Örgün arka yüzüne birer ilmek çoğalarak devam edecekler. Buradaki siyah ilmekler 10 tane olana kadar çoğaltarak örelim. Rakunumuzun yüz kısmında şöyle ilmeklerimi çoğaltarak devam ettim. Şu anda 10 tane siyah ilmeklerim var. Ve yanaklarını bu şekilde tamamladık. En son bir tane daha renk değişikliği yapacağız. Ve şuraya rakuna kaş yapacağız. Şimdi kenarda 30 tane gri ilmeğim var. 30 tane gri ilmeğin 29 tanesini gri olarak örüyoruz. ...29 ilmeğimi gri olarak ördüm. Bir tane gri ilmeğim kaldı ve burada 10 tane siyah ilmeğim kaldı. Burada siyah ipimi kestim, beyaz ipimi ekledim. Burada bir tane gri, 10 tane de siyah ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Yani 11 ilmeği beyaz olarak örüyoruz. En son rakunumuzun kaşları olacak bunlarda. ...11 ilmeğimi beyaz ördüm. Beyazı burada bırakıyorum. Gri ipimle ortada burun için ördüğümüz 5 ilmeğimiz vardı. Yine gri olarak örüyorum orayı da. Siyah ilmeklerime geldim. Buradan siyah ipimi kestim. Yerine beyaz ip ekledim. Burada 10 tane siyah ilmeğim var. 10 tane siyah ilmeği beyaz ipimle örüyorum. On ilmeği ördüm. Bir tane de gri ilmekten beyaz olarak örüyorum. Toplamda 11 ilmeği beyaz olarak ördüm. Ve beyaz ipimi burada bıraktım. Griye geçtim tekrar. Burada 29 tane gri ilmeğim kaldı. Kalan 29 ilmeğimi gri ipimle örüyorum.
Döndük örgün ön yüzüne. Örgün ön yüzünde griler gri, beyazlar beyaz. Orta kısımdaki 5 ilmek yine gri. Bu şekilde örüp rakunumuzu tamamlıyoruz artık. Beremizde rakunumuzu tamamladık. Bundan sonra gri iplik de öreceğiz. Hiç artma eksiltme yapmayacağız. 85 tane ilmeğim var. 85 tane ilmeğin hepsini gri ipimizle haraşo olarak öreceğiz. Tüm renkli iplerimi kestim ve tığ yardımıyla aralarına, örgünün arasına sakladım iplerimi. Tek gri iplikle haraşo olarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle beremi yere koyarak göstermek istiyorum sizlere. Rakun yapımına şuradan burun kısmından 5 ilmekle başladık. Sonra kenarlardan birer ilmek beyaz yaptım. Birer ilmek beyazları örgün arka yüzüne birer tane çoğaltarak devam ettim. 6 tane beyaz olduğunda siyah ipimize geçtik. Yine kenarlardan çoğaltarak devam ettim. 10 tane siyah olduğunda burada beyaz ipime geçtim. Şurası rakunumuzun kaçları olacak. Burada 11 tane beyazla bu şekilde rakunumu tamamladım. Şu anda 85 ilmeğim var. 85 ilmekle gri ipimizle haraşo örerek beremize devam edelim. Beremizi şuradan rakun süslemeden itibaren 10 diş haraşo, yani 20 sıra, 20 sıra olarak ördüm. Şimdi beremizin tepe kısmını eksiltmeye başlayacağız. Tepesini eksilterek daraltarak öreceğiz. Şimdi 85 tane ilmeğim var. Kenardan örgünün arka yüzündeyim. Kenardan 13 tanesini haraşo olarak örüyorum. İlmeğimi ördüm. Birinci ve ikinci ilmeklerim. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek burada eksilttim. Şimdi 13 tane daha haraşo olarak öreceğim. Bir eksiltme daha yapacağım. Ve 13. 13 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir eksiltme daha yaptım. Burada ikinci eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum. Aralarda 13 tane örüyorum. Üç ilmek daha ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek üçüncü eksiltmemi de burada yaptım. Devam ediyorum. Yine arada 13 tane haraşo öreceğim. Üç ilmek ördük. 2 ilmeği birlikte örerek dördüncü eksiltmemi de burada yaptım. Yine arada 13 tane haraşo örüyorum. Ördük. 2 ilmeği de burada eksilterek 5. eksiltmemi de burada yaptım. Yani berede 5 yerde eksiltme yaptım. Sol şimdi 10 tane ilmeğim kaldı. 10 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Döndük örgün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde haraşo olarak örüyoruz. 5 yerde eksiltme yaptım. Şu anda 80 tane ilmeğim kaldı. 80 ilmeğimin hepsini haraşo olarak örüyorum. Döndük yine örgün arka yüzündeyim. İkinci eksiltmelerimi yapacağım. Bu sefer kenardan 9 ilmek haraşo öreceğim. Eksiltmeleri birbirinin üzerine yapmayacağım. O yüzden değişik değişik yerlerde yapıyorum. Şimdi kenardan burada 9 ilmeğimizi haraşo olarak örelim. 9 ilmeğimi ördüm. Bakın birinci eksiltmeyi burada yapmışım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek burada birinci eksiltmemi yaptım. Bu sırada aralarda 12'şer tane öreceğiz. İlk sırada 13'er tane ördük. Burada 12 ilmek öreceğim.
12 ilmek ördüm. Yine şöyle 2 ilmeği birlikte örerek eksiltmeme yaptım. İlk sırada şurada eksiltme yapmıştım. İkinci sırada birinci eksiltmeyi burada yaptım. İkinci eksiltmeyi de burada yaptım. Değişik değişik yerlerde eksiltme yapın. İsterseniz araları saymasanız da olur. Ben sayarak yapıyorum. İlk sırada 13 tane ördüm aralarda. İkinci sırada 12 tane öreceğim. 12 ilmek öreceğim. Bir sonraki sırada 11 ilmek öreceğim. Bu şekilde ayarlayarak devam edeceğim. Önemli olan örgünün arka yüzünde eksiltiyoruz. Bir sırada 5 ilmek eksiltiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz belimizi kapatmaya. İki ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeği birlikte örerek üçüncü eksiltmemi de yaptım. Ve yine iki ilmeği birlikte örerek dördüncü eksiltmeyi de burada yaptım. Arada yine 12 tane ilmek örüyorum. İki ilmek ördüm. Yine iki ilmeği birlikte ördüm. Beşinci eksiltmemi de yaptım. Bu sıradaki eksiltmelerimi de tamamladım. Şu anda 75 tane ilmeğim kaldı. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde de tüm ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz örgünün ön yüzünde. Bu şekilde örgünün arka yüzünde 5 yerde eksiltme yaparak beremizi tamamlayalım. Beremizin tepe kısmını eksilterek geldim. Şu anda 30 tane ilmeğim var ve artık beremizi bitireceğiz. Beremizi şöyle 2 sırada bitireceğiz. Şöyle 1. ve 2. ilmeklerimi ikisini birlikte ördüm. Sonraki 2 ilmeği de ikisini birlikte örüyorum. 30 tane ilmeğim var. Bu şekilde ilmeklerimi 15'e düşüreceğim, yarıya düşüreceğim. Sonraki sırada da kapatacağım. Hepsini bir sırada kapatmayacağız. Şöyle 2 ilmeği birlikte örerek gidiyorum. Şu anda 15 tane ilmeğim oldu. 15 ilmeği artık kapatıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördüm. Son ilmeğimi geri sol dikişime geri taktım. Bu şekilde beremi tamamen kapatıyorum artık. Son ilmeğimi de şöyle bir zincir örüp sıkıştırdım. İpimizi de uzun keselim. Bu iple de beremizi dikeceğiz. Şimdi rakunun kulaklarını yapmak için 3 ilmek olarak başladık. 3 ilmeğimizi haroşa örerek arttırarak kulak yapacağız. 2 ilmeğimi ördüm. Sol şişimde 1 ilmek kaldığında ördüğüm ipi sol işaret parmağıma aldım. Sağ dikişime 1 ilmek arttırdım ve son ilmeğimi ördüm. Döndük tekrar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arttırdığım ilmek ve sonraki ilmeği de haroşa olarak ördüm. Sol şişimde bir ilmek kaldığında yine bir tane arttırma yapıyorum. Son ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şu anda 5 tane ilmeğim oldu. 9 ilmek olana kadar bu şekilde iki kenardan da arttıracağım. Sol şişimde bir ilmek kaldığında ördüğüm ipi sol işaret parmağımın üzerine aldım. Sağ dikişime bir tane ilmek arttırdım ve son ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Yine haroşa olarak örüyoruz. Sol şişimizde bir ilmek kalınca bir ilmek arttırıyoruz ve son ilmeğimizde haroşa olarak örüyoruz. Şu anda 7 tane ilmek oldu.
Toplamda 9 tane ilmek olacak kulaklarda. Şu anda 9 tane ilmeğim oldu. İlmeklerin genişliği yeterli fakat uzunluğu yeterli değil. Şimdi 9 ilmekle 4 sıra hiç arttırmadan öreceğiz. 9 ilmeğim var. Aynen devam ediyorum. Arttırma yapmıyorum artık. 9 ilmeğimizi 4 sıra haraşo olarak örüyoruz. Dört sıra ördük. Şimdi ilmeklerimizi kapatıyoruz. Son kalan ilmeğimizde bir zincir ördüm, sıkıştırdım ve buradan beyaz ipimi kesiyorum. Kenarına siyah ipimizle sık iğne geçeceğiz. Bir numaralı tır yardımı ile siyah ipimi aldım. Bir tane zincir ördüm ve sıkıştırdım. Kulağın uç kısmından örmeye başlıyorum. İpimi sabitledim. Araya bir tane zincir ördüm ve sık iğne olarak battım. Tekrar bir zincir ve sık iğne olarak batıyorum. Tam burada başlangıç noktamızda kulağın uç kısmında battım. 5 tane zincir örüyorum buraya. Tam şuradaki kulağın sivriliğini yapmak için. Aynı yere bir daha batıyorum. Tam uç kısmına. Bu şekilde bir sivrilik oluşturuyorum. Yine bir zincir ördüm. Ve bu tarafını da sık iğne yaparak kulağımı tamamlıyorum. Yaptığımız kulakları beremize dikelim. Önce şöyle iğneyle ayarlayalım yerlerini, sonra dikelim. Tam beyaz bir sıra ördüm, onlar kaçtı. Tam kaşların üzerine şöyle kulaklarımı koydum. Kaşlardan 4 diş haraşo yukarıya koydum kulaklarımı. Bu şekilde iğneliyorum. Yerlerini ayarladım. Şimdi dikmeye sıra geldi. Dikerken şöyle yatık dikmeyin. Önce yerlerimizi ayarlayalım. Şöyle 4 diş haraşodan yukarıya tam buraya dikeceğim. 5. diş haraşoya kulaklarımı dikiyorum. Dikerken şöyle kulakları dik tutun. Beşinci diş haraşoya şöyle daldırın. İğnenizi çıkartın. Mümkün olduğu kadar kulakları dik dikmeye çalışın.
Bu şekilde kulaklarımızı da dikelim. Beremizi dikerken de önce tepesini büzelim. Şöyle ipimizle tel alıyoruz yukarıya. Son sıraya. Buradan ipi çektik ve büzüyoruz tepe kısmını. İpimi buraya sıkıştırdım. Tam tepeyi büzdük. Şimdi arkayı dikmeye başlıyorum. Beremizin arka kısmında şöyle makine dikişi yaparak dikiyoruz. Geriden batıp ileriden çıkıyorum. Bu şekilde beremizin arkasında dikelim. Beremizin tepesine pompon yaparak süsledik. Gözler için de boncuk diktim ben arkadaşlar. Bu şekilde beremizi tamamladık. Bu beremiz 3 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir bere oldu. Siz daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.